Kişinin bireyleşme süreci, kolektifin kendisi için belirlediği iyiyi sorgulamaya başlamasıyla başlar. Yani az önce bahsettiğimiz iyinin, yani kolektifin size biçtiği iyinin bir puzzle olduğunu düşünün. Bu puzzle tüm uyumlu parçalarıyla tamamlandığında bir resim ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan resim kolektifin iyisidir. Yani kolektif iyidir. Dünyanın bize, yani bizim dünyamızın bizim için biçtiği erektir. Bizler yaşamımızın belli bir dönemine kadar bu puzzle'a uygun bir parça olmak üzere çalışmışızdır ve sonuç olarak uyumlu bir parça olarak yaşamımıza devam ederiz. Herhangi bir sorun yaşamadan yaşamımıza devam ederiz ve geçmiş ya da bugünkü eylem ve rutinlerimiz bu iyiye hizmet edecek şekildedir. Fakat tabii Joseph Campbell ne diyor? Eğer önünüzdeki yol tertemizse büyük ihtimalle başkasının yolundasınızdır der Joseph Campbell. Bireyleşme bunun farkına vardığımızda başlar. Az önce verdiğim puzzle örneğini düşünün. Birçok puzzle parçasının uyum içinde olduğu güzel bir tablo var karşınızda. Bu tablonun oluşumu için her bir parça diğeriyle uyum içerisinde yerini almış. Bu puzzle parçalarının oluşturduğu tabloyu yaşamın sizin için belirlediği iyi olduğunu düşünürsek, iyi olarak düşünürsek, diğer tüm parçalarında bu iyiye doğru ilerlerken gerçekleştirmemiz gereken mantıklı eylemler olduğunu düşünebiliriz. Fakat yaşamımızın ortalarına doğru şunun farkına varırız. Büyük bir emekle uyumlandırdığımız o puzzle'lar ile oluşturduğumuz o resim gerçekte sizin hayalinizdeki resim mi acaba? Yani uyumlanmışız, uyumlandırmışız ve günün sonunda harika bir resim ortaya çıkmış. Fakat bu resim bizim istediğimiz resim mi diye sorarız.